Siz 4-2-3-1 dizilirsiniz. Top sizdeyken diziliş diye bir şey kalmaz zaten. Top size geçtiği anda hareketlilik ve alan rotasyonlar vardır. Kesin ve kesin, buna çok inandığım için söylüyorum. Hız dünya futbolunda çok önemli bir şey. Burada kendim de bunu ayrıştırdım ve bunun üzerinde de bazı şeyler düşünüyorum. Eğer atletik olarak çok hızlı bir oyuncu değilseniz, düşünce olarak hızlanmak zorundasınız. Düşünce olarak hızlanamıyorsanız, topu hızlı kullanmalısınız. Yani hız gelişen futbolda en ana unsur diye görüyorum. İlerleyen zamanlarda da hız ve ayak tekniği yüksek oyunculardan hızlı hareket eden takımlara doğru evrileceğini düşünüyorum. Şimdi ben ön alan baskılarını daha çok seven bir antrenörüm. Ama bu ön alan baskılarının sahte baskı deyip de arka taraftaki oyuncuların alana yerleşmesi için verilen zamanı burada oyuncular belirliyor aslında. İşin açıkça tarafı bu. Şimdi eğer ön alan oyuncularınız öyle baskı yapmayan, presi sevmeyen oyuncularsa onlarla baskı ve pres yapamazsınız ve o presler delinir ve sizin takımınız çok uzun boyda yakalanır, onu delerler. Eğer önde çok atletik, dinamik oyuncularınız varsa ben ön alan baskılarını seven bir antrenör olduğum için benim ilk tercihim orası. Ama gene oyuncu profilleri nasıl oynayacağımıza karar verir. Siz 4-2-3-1 dizilirsiniz. Top sizdeyken diziliş diye bir şey kalmaz zaten. Top size geçtiği anda hareketlilik ve alan rotasyonlar vardır. Siz ne kadar hareketliyseniz dizilişin çok önemi kalmıyor. Dizilişin önemli hale gelmesi topun rakibe geçtiği zamanlardır. Top rakibe geçtiği zaman ve disiplinli topun arkasına ve alanları kapatmanız lazımdır. Diziliş burada etkendir benim anlayışıma göre. Bunu direkt 4-2-3-1 oynarsak ön alanda baskı yaparlarsa çıkamayız. 4-3-3 oynarsak ön alanda baskı yapsalar dahi çıkarız deyip direkt gücünüzü dizilişten alma yolunda giderseniz burada bir yanılgıya kapılırsınız. Sadece şöyle düşünürsek 4-2-3-1 koyalım. Rakip bizde 2 santrafora baskı yaptı, stoperlere baskı yaptı. Tahminimce anladığım kadarıyla şundan bahsediyor olabilir. Burayı kapattı, kimle oynayacağız? Bu çok zor bir şey değil. Bir tane orta sahanızın bir tanesini buraya getirirsiniz. Bekleriniz öne çıkartırsınız. Stoperlerinize genişlik yaptırtırsınız. 3'e 2 kalırsınız. Bir orta sahanızı da buraya getirirsiniz. 3-4-3 olursunuz. Çok da rahat geçersiniz. Top rakibe geçtiği zaman gelirsiniz. 4-2-3-1 olursunuz. Şimdi ben öncelikle her maç öncesi rakip takımı analizini yaparken Yağız Hoca ile beraber Altınordu'ya biz neler yapabiliriz? Zaten Altınordu İstanbulspor'da ilk defa bir TFF 1. lige çıkmıştı ama Altınordu da genç oyuncularla oynuyordu. O ligde biraz daha deneyimli ve tecrübeli, yetenekli oyuncuları vardı. Öncelikle oyun formatını incelediğimizde biz nasıl kazanırız? Onlar bize nerede zorluk çıkarır? Bunları araştırırken yine klasik 4-2-3-1 ile oynuyordu Altınordu. İstanbul'daki maçtan bahsediyorum, 2-0 biten. Altınordu'nun hücum şekli çok net, çok B planı göremediğimden dolayı o maçta taktiksel anlamda bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Bir kere Altınordu çok ikili mücadele yapmayı seven bir takım değildi. Önce ikinci bölgede alanı sıkıştırmam lazımdı. 4-3-3 başlayıp oyuncu eşleşmelerinde biraz genç oyuncular olduklarından dolayı bir kanat oyuncusu direkt benim bekimle eşleşeceğini düşündüğümden dolayı 4-3-3 oyuna başladım ve maçtan önce oyunculara da kendi oyuncularıma söyledim. 20. dakika dizilişi değiştireceğim. Dizilişi değiştirdiğimiz zaman başka bir formatta oynayacağız. 4-3-3 aslında şöyle söylemek doğru olur. Futbol bir aldatmaca oyunudur. En iyi taktik bilinmezliktir. Bu da Marcelo Bielsa'dan. Bir bilinmezlik yaratıp eşleşmeleri bozmaktı amacım. 4-3-3 oyuna başladığımızda Altınordu zaten oynamayı seven bir takım. İkinci bölgeye gelip direkt savunma arkasına bekleri öne çıkartıp, iki beki direkt öne çıkartıp, aynı şu şekilde santrofor ve santrofor arkasını burada iki tane merkez orta sahayı tutup bu iki stoperlerle oyunu sürekli merkezden oynayıp savunma arkasına koşucu oyuncularıyla bekle veya kanat oyuncularıyla savunma arkasına topu geçirip hep koşucu oyuncularla oynarken buradaki santrofor arkası yüz dönük oyuncuya, yani bütün ana hat hücumda merkez buradan çıkıyordu. İki stoper bağlantısı ve sürekli savunma arkasına koşu ve savunma arkasına pas. Biz 4-3-3 oyuna 4-3-3 başlayarak önce onların santrofor arkasında oynayan Kerim Avcı'yı kontrol edip bu alanı vermememiz gerektiğini düşündüğümüzden dolayı
Ama şu da var, Altınordu'nun çok oyun pratiği güçlü. Bu çok da iyi ezber yaptıklarından dolayı dörtlü savunmayla bu alanı kapatıp eğer burada bir baskı hatası yaparsak topu geçirme ihtimalleri çok yüksekti. Birçok maçı da böyle kazanıyorlardı geçen yıl. Birçok takımı da deplasmanda farklı yenmişlerdi. Ondandı. Bütün oyunun stratejisi şuydu. 4-3-3'ten 3-1-4-2'ye dönüp Altınordu'yu toprak Altınordu'ya geçti. Beşli bir savunmayla karşılamaktı. O da şöyleydi. Yalçın Kılınç, Kubilay, Mehmet Zeki Çelik, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Muhsin, Onur Kolay, Ali Dere, Halil Çolak ve Koiç. Burada tabii çok alışılmışın dışında bir şey yaptım. Sağ stoper Kubilay'ı direkt merkez orta saha yaptım. Onur Ergün'ü sağ iç yaptım. Onur Kolay'ı sol iç yaptım. Muhsin'i sağ kanat beki yaptım. Mehmet Zeki Çelik'i sağ stoper yaptım. Bek. Oğuzhan Berber sol bek. Onu da sol stoper yaptım. Yani bunun da amacı şuydu. Tek stoperle oynayıp iki tane bekten stoper yaptım oyun içinde. Ama hafta içi pratiğini çok yapmıştım. Bunun sebebi de şuydu. İki tane stopere göre daha hızlı oyuncular. Daha çabuk pozisyon içine giriyorlar. Ve de topla oyuna girme. Bek orijinli olduklarından dolayı, öyle bir repertuara sahip olduklarından dolayı, buradan da hücuma çok hızlı çıkacaklarından dolayı oyunun hem hücum tarafını hem savunma tarafını böyle bir üçlü savunmayla, bir de merkezde hava hakimiyeti iyi, oyun bilgisi güçlü, pozisyon bilgisi iyi olan bir Yalçın Kılınç'la burayı hücum ederken bu üçlü savunmayla çok iyi set hücumu da yapıyordum. Dizilişte şöyle oldu. Halil Çolak, santrafor, Koiç, santrafor. Burada önemli kritik bir şey var. Biraz önce de bahsettim. Altınordu çünkü merkezden sürekli top dağıtımını yapıp bu merkezde ikili mücadele gücü anlamında da zayıf bir takım olduğunu maç öncesi stratejilerimin içinde vardı. İki santraforla oynarken burada benim amacım bu iki tane merkez orta sahayı top onlardayken santraforlarımla bir de merkez orta sahalarımla sıkıştırıp top kullanmalarını engelleyip buradan kazandığım topla hızlı hücuma çıkmaktı. Ve yanlış hatırlamıyorsam 40. dakika falan aynı bu şekilde iki tane santraforla arkadan iki tane o merkez orta sahayla ortadan sıkıştırıp kazandığımız bir topla onların bekler de çok derinlikte olduğundan dolayı ters kademelere dönemediğinden dolayı böyle bir gol atıp öne geçmiştik. Top Altınordu'yu hücum planım buydu. Altınordu'yu kesmek ve onları biraz alan kullanımını engellemek için Muhsin sağ kanat beki, Ali Dere sol kanat beki, Onur Ergün, Kubilay Onur Ergün, Muhsin. Dizilişim şuydu ve oyunu 20 dakikadan sonra 1-0 öne geçtikten sonra oyun tamamen 5-3-2'ye döndü. Her kazandığımız topla kontra yapmaya başladık çünkü siz de görüyorsunuz bu alanların hepsini biz kullanmaya başladık. 5-3-2'de Altınordu ne koşabilecek bir alan buldu ne de topu geçirebilecek. Merkezde kalabalıkta sürekli ikili mücadeleye sıkıştırdığımızdan dolayı oyunu tamamen kontrol altımıza aldık. Birçok da kontraya çıktık. Sonra oyunun son bölümlerinde bir gol daha bulduk. Maç 2-0 bitti. Üçlü savunmada bu maçın en kritik şeyini anlatmam gerekirse de şudur. Ben üçlü savunmaya döndüğümde Altınordu'da gözlemlediğim bir şey anlatayım. Sürekli Mehmet Zeki Çelik'le oynayan Kerim Alıcı ve Barış Alıcı, Oğuzhan Yazıcı bu kadar derinliğe gidince, Zeki de buraya gidince, onlar maçın başından beri benim sol bekimle ve sağ bekimle eşleşmişlerdir. Burada bir kanat beki var, Ali Dere. Burada da bir kanat beki var, Muhsin. Şimdi öyle bir ikileme düştü ki Altınordu'nun iki kanat oyuncusu. Top buna geldiği zaman bunu takip etme içgüdüsü var. Çünkü 20 dakika bununla eşleşerek oynadı. Buna gitse bu boşta. Bu niye oraya gitti diye. Burada kalsa bu topla çıkıyordu. Amacım zaten bu iki tane kanadı eşleşmelerini bozup onlarda bir paylaşım sıkıntısı çıkartıp rahat oynamaktı. Ve o günkü maç stratejisi böyleydi. Tabii 4-3-3'ten 3-1-4-2'ye dönüp direkt skor almıştık. Birçok izleyicinin de ilgisini çekmişti o maç. Maçtan sonra da Kasımpaşa Stadı'nda oynanmıştı maç. Birçok kişiden aynı tepkileri aldım. İki tane beki stoper yapmam, tek bir stoperle oynamam. Direkt dizilişi 20. dakikada değiştirdim ama bu bir maç öncesi hafta içinde planlanmış bir kurguydu. Ve oyuncular da çok iyi tatbik ettiler. Ve o maçı kazanmıştık.